5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Dur, kendin çöz. Aldın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, diğer dersler, videolar, konu anlatım ve soru çözümleri için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuz: aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerine uygun olacak şekilde işaretleyiniz diyor bize. Otogara bilet almaya git. Bilet almak amacıyla otogara gidiyor. Amaç sonucu işaretledim. Yeteri kadar ekmek harcamadığından işi üstesinden gelemedi. Yeteri kadar emek harcamadığından işin üstesinden gelemedi diyor sevgili öğrencim. İşin üstesinden gelememesinin nedeni yeteri kadar emek harcamamasıdır. Neden sonuç tabii ki. Sualtı yaşam hakkında bilgi edinmek istiyorsan belgesel seyretmelisin. Eğer sualtı yaşam hakkında bilgi edinmek istiyorsan bunun şartı belgesel seyretmek. Şart cümlesi, koşul da diyebilirim. İyi çalıştığından başarılı oldu. Başarılı olmasının sebebi iyi çalışması. Neden sonuç cümlesi. Bu sıkıntılara sınava kazanalım diye katlanıyoruz. Bir amacımız var, sınavı kazanmak, bundan dolayı da katlanıyoruz bu sıkıntılara, amaç sonuç cümlesi. 2 numaralı sorumuz: bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel yargıdır? Bundan kısa bir süre önce ilginç bir ağaçla karşılaştık. O ağacı ilginç bulmak öznel bir anlatımdır. Çünkü kişinin duygu, düşünce, beğenisine yer, yorumuna yer verilmiş. Bu muhteşem, yine bak beğeni cümlesi var burada. Bir kestane ağacıydı. Fakat Emre ağacın adını bilmiyordu. Burada da yine bir öznel anlatım var. Ağacın en dikkat çekici yeri gövdesiydi. Belki ben o ağacı dikkat çekici bulmayacağım. Yine kendi düşüncesine yer vermiş. Öznel bir yargıdır. Koyu kahverengi bu gövdede çatlaklar vardı. Ben de gitsem, başkası da gitse orada koyu kahverengi gövdeyi ve çatlakları görür. Nesnel bir yargıdır. Duygu, düşünceye yer verilmemiş. Herkes tarafından kabul edilebilen bir yargı. Cevap D seçeneği. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ücretli bir şekilde internet üzerinden verilmektedir. Bu derslere katılmak için irtibat numaramız 507-215-2658. Çocuklar, grup dersleri de alabiliyorsunuz. Bireysel olarak da alabiliyorsunuz. Grup derslerimiz haftanın 2 günü birer saat olarak ve dersler okul müfredatıyla bir olarak işleniyor. 3 numaralı sorumuz: aşağıdaki cümlelerin hangisinde olmayacak bir iş için boşa çaba sarf etmek, sonuç alınamayacak bir şey için uğraşmak anlamında bir deyim kullanılmıştır diyor bize. Bakalım. Üniversiteyi başka şehirde okumak isteyince babasıyla karşı karşıya gelmişti. Deprem sonrası verilen yardım sözlerinin bini bin para. Yıllardır kâr edemediği bir dükkanda akıntıya karşı kürek çekmesine bir anlam veremiyor. Akıntı sana yukarıdan aşağı doğru gelirken sen aşağıdan yukarıya doğru kürek çekiyorsun. Boşa kürek çekiyorsun çünkü ilerleyemezsin, hatta geriye gidersin. Doğru cevabın boşa kürek çekmek, C seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz: bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diyor bize. Bakalım. Yaşlı kadın tabii, ünsüz türemesi, ünlü türemesi, ünlü düşmesi, ünlü daralması. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Yaşlı kadın son zamanlarda yapayalnız kalmaktan çok korkuyordu. Bu hissi onu hayata karşı acımasız duruma getiriyordu. Kadıncağız hayatının son demlerini bu duygular ile yaşıyor diyor bize. Bakalım. Yaşıyor kelimesine baktığım zaman yaşamak sevgili öğrencim. Yaşıyor diyemiyorsun, yaşıyor diyorsun. Buradaki A kalın. Pardon, A geniştir. I daha dardır. Ünlü daralması var. D seçeneğini eledi. Bu hissi, mesela his, iyi getirsin. Kalem kalemi gibi. İşte defter defteri gibi. His derken hissi diyemiyorsun. Burada bir tane S'nin fazladan türemesi gerekiyor. Ünsüz türemesi de var. A seçeneğini de eledim. Yapayalnız kelimesini söylerken, yalnız sevgili öğrenciler. Tabii tehlikeli bir soru. Onu da söyleyeyim çünkü ses olaylarını bulmak gerçekten zor bu soru için. Yalnız kelimesinin kökü yalındır sevgili öğrencim. Yalın kelimesinde L ve N arasındaki I'nın burada düştüğünü görüyorum. O zaman ünlü düşmesi de var. Ama ünlü türemesine rast gelemedim. Doğru cevap B seçeneği.
Bir diğer sorumuz, bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Bakalım. Okulda düzenlenecek şenlikte çocuklar için ödüllü bir yarışma düzenlenmişti. Uçurtma yarışı. Serhat bu haberi arkadaşlarıyla birlikte panodaki duyurudan okumuştu. Önce katılmayı hiç istememiş, hatta dudak bükmüştü. Yarışmayı kazanana bilgisayar hediye edileceğini duyunca katılmaya karar verdi. İlk davranışından dolayı da bunu arkadaşlarından saklamaya karar verdi. Bakalım hemen. Düzenlenen yarışmanın ne olduğu uçurtma yarışından bahsedilmiş. A seçeneğini eledim. Yarışmanın kurallarının nasıl belirlendiği? Kuralıyla ilgili bir şey okumadım ama devam edelim. Serhat'ın yarışmayı nereden öğrendiği panodan eledim. Serhat'ın yarışmaya katılacağını neden sakladığı? Bu da var sevgili öğrencim ama yarışmanın kuralıyla ilgili bir cümle göremedim orada. Doğru cevabım B seç. 6 numaralı sorumuz 7 puan değerinde. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını yazınız diyor bize. Bakalım hemen. Kerem'in maça gitme teklifini reddettim. Burada ikinci tabii birden fazla ses olayı da var sevgili öğrencim. Reddet. Şöyle yapalım bakın. Red. Et. Tim diyor. Bizim tim diye bir ekimiz yok. Dim eki. Dıdi. Geçmiş zaman eki. Buradaki D'nin T'ye benzeştiğini de görüyorum. Yani sen buraya ünsüz sertleşmesi de yazabilirsin. Bir diyelim. Damlanın boynu ağrıyor. Boyun kelimesi sevgili öğrencim. Boyun kelimesinde Y ve N arasındaki U'nun düştüğünü görüyorum. O zaman buraya bir ünlü düşmesi diyelim mi hep beraber? Sokaktaki lambalar yanmıyor. D'yi burada benzeştiriyor sevgili öğrencim. Baktığımız zaman ünsüz sertleşmesidir bu. Ünsüz sertleşmesi diyebilirim. Benzeşmesi diyebilirim. Nasıl olursa. Elindeki çiçeği annesine verdi. Kelimenin kökü önemli. Gelenekler önemli bu tarz sorularda. Çiçek. Çiçeki. Olmuyor. Çiçeği. Ke kendisinden daha yumuşak olan bir harfe dönüştü. Ses olayımızın adı ünsüz yumuşaması. Onu da hemen yazdık sevgili öğrenciler. Tabii buradaki tanımlara, kavramlara dikkat edelim. Bu konuyu bir türlü aklım almıyor sevgili öğrencim. Kelimenin kökünü, gelen eklerin ne olduğunu bilmek gerekiyor ses olaylarına. Kelimenin kökü akıl. K ve L arasında I. Burada K ve L arasındaki I'yı göremiyorum. Buna da yine boynu kelimesi gibi ünlü düşmesi diyeceğiz. Ünlü düşmesi dedik ve 7 puan aldık. Bir ses olayı daha var sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgi kelimelerin ses olaylarını yanlarına yazınız diyor bize. Beynimden kelimesinin kökü beyindir. Beyin arasında Y ve N arasındaki İ harfinin düştüğünü görüyorum. Buna hemen ünlü düşmesi dedim sevgili öğrencim. Affetmek, bak af etmek. Ama orada bir tane fazladan F harfinin türediğini görüyorum. Ne diyeceğiz buna? Ünsüz. Kelime aslında orada bekledir. Kelimenin orijinali. Bekle. Bekliyor diyemiyorsun. Bekliyor diyorsun. E geniştir. Aynadan ağzına bakabilirsin, dudaklarına. İ daha dardır. Burada ünlü daralması var. Hemen onu da yazalım. Ünlü daralması biricik diyor sevgili öğrencim. Kelimenin kökü birdir. Gelenek küçültme iki. Cıkcık. Ama biricik diyemiyorsun. Burada fazladan bir tane ününün türediğini görüyorum. Hemen buraya da ünlü türemesi diyeceğim. Ünlü türemesi. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı gerçekleşmiştir? Kaynak kelimenin kökü. Kaynak. K harfi nerede? Yumuşamış. Sebep kelimenin kökü. P harfi nerede? En sondaki. B'ye yumuşamış. D seçeneğindeyim. Çocuk kelimesi. Hani K harfi? Yumuşamış. Yumuşak diyormuş. Ama bıraktı derken sertleşme, ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi vardır. Doğru cevabım C seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 6. sınıf matematik eğitim setini görmektesiniz. 2 DVD'den oluşuyor.
Birincisi ana DVD. İçerisinde 122 adet ders videosu, 42 saatlik bir anlatım var. Bütün konuların konu anlatımı, soru çözümleri içerisinde mevcut. Diğerinde de sadece soru çözümleri var. Yaklaşık 250 adet ders videosu, 53 saatlik bir anlatımdan bahsediyor. Yapman gereken ilköğretimvideo.com bana ait olan internet adresi. Gir buraya, satın alacağın 6. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edin ve siparişini ver. 9 numaralı sorumuz, aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup isim ya da fiil kökten birini işaretleyiniz diyor bize. Hemen bakalım. Yapraklarımızın kökü yapraktır sevgili öğrenciler. Ve yaprak da bir isim köküdür. Atıklar kelimesinin kökü atmaktan gelir. Fiil köküdür. Nasıl anlıyorsun fiil kökü olduğunu? Mekmak mastarekini getirdiğinde oluyorsa fiil kökü, olmuyorsa isim kökü. Yanıcı kelimesinin kökü yanmaktır sevgili öğrencim. Fiil köküdür. Sessizlik kelimesinin kökü sestir. İsim köküdür. Korkuyormuş kelimesinin kökü korktur. Korkmak fiil köküdür sevgili öğrencim. Neşeliydi kelimesinin kökü neşedir. İsim köküdür. Doğuda kelimesinin kökü doğmaktan gelir. Fiil köküdür. Üzülecekler kelimesinin kökü üzdür. Üzmek yine fiil köküdür. 10 numaralı sorumuz. Numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Birinci sözcük isim köke sahiptir ve sözcük yapım eki almıştır. Çocuklar, birinci sözcük kelime kökü bat. Batmak fiildir. İsim diyor burada. Ve batmaktan batı. Tamam, yapım eki almış ama batmak isim değildir. A seçeneğini eledim. Doğru olan istiyor. İkinci sözcük yalnızca bir tane yapım eki almıştır. Kelimenin kökü hak. Haktan haksız, hakkı olmayan. Haksızlık. İki tane yapım ekinin aldığını görüyorum. Eledim. Üçüncü sözcük iki farklı yapım eki almıştır. Sözcükler kelimesinin kökü sözdür. Sözden sözcük bir tane yapım eki almış ama sonundakiler çoğul ekidir. Ve çoğul ekleri yapım eki değildir. Burada iki farklı yapım eki almıştır diyorum. Maalesef değil. Bir diğeri. Dördüncü sözcük fiilden isim yapan yapım eki almıştır. Bakalım. Kelimenin kökü yordur. Yormak. Yormak fiildir. Yorgun oldu, isim oldu. O zaman fiilden isim yapan yapım eki almıştır. Doğru. Cevabım D seçeneği. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdaki tabloda yapım eki ve çekim eki alan kelimeleri işaretleyiniz diyor bize. Bakalım. Vatandaşlarımız kelimenin kökü vatan, vatandan vatandaş yapım eki almış. Vatandaşlar sonra da hani lerlar burada çekim ekidir. Bizim vatandaşlarımız aidlik eki de almış, o da yine çekim ekidir. Yani hem yapım eki almış hem çekim eki almış. Türkçe kelimesinin kökü Türk, Türk'ten Türkçe sadece yapım eki almış. Kalemimiz kelimesinin kökü kalem, bu kalemin bana ait olduğunu gösteren kalemimiz iyelik ekini almış. Sadece çekim eki var. Faydasız kelimesinin kökü fayda, faydası olmayan anlamına gelen bir ek almış, yapım eki alıyor sadece. Görgüsüzler kelimesinin kökü gör, görmekten görgü, görgüden görgüsüz. İki tane yapım eki almış, artı sonundaki lerle birlikte çekim ekini de almış. Balkonda kelimesinin kökü balkondur. D'da durum eki. Durum ekleri de burada sadece bir tane almış ek bu arada. O da çekim ekidir. Dalgıçlık kelimesinin kökü dalmaktır. Dalmaktan dalgıç, dalgıçtan dalgıçlık. Burada iki tane yapım eki aldığını görüyorum. Çocukların kelimesinin kökü çocuktur. Çocuk, çocuklar, çocukların. Burada tamlayan eki almış, çoğul eki almış. Bunların ikisi de çekim ekidir. Bir diğer sorumuz, bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor bize. Bakalım. Bir gün kaymakam kalp krizi geçirir ve ölür. Yusuf ve Muazzez'in evlilikleri bunun üzerine gölgelenir. Ayten Hanım. Ayten Hanım. İsimlerden sonra gelen saygınlık unvanları büyük harfle başlar. 3 numara. Doğru cevabım C seçeneği. Yalnız sevgili öğrencim, yani tam kapatıyordum soruyu. 4 numarada da yeni kaymakama da, kaymakam burada K harfinin burada küçük harfle başlaması gerekiyordu. 13 numaralı sorumuz 16 puan değerinde. Sevgili öğrenciler, aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bularak doğrusunun altlarına yazınız diyor bize. Doğrusunu sen yazarsın, ben sana yanlışları bulmak istiyorum.
Tabi ekranda 4 tane görüyorsunuz. 4 tane daha gelecek. Yaptığın her doğruyu da 2 puan hesap 2 puan olarak hesap edebilirsin. Sinemada 172 kişi vardı. Sayıların burada 3 tane kelimeden oluştuğunu ve her kelimenin de bir önceki kelimeden ayrı yazılacağını söylemek isterim. 100 boşluk 70 boşluk 2 demen gerekiyordu. Başka bir hata yok. Bugün köpek Pamuk benimle dolaşmak istiyor gibi. Köpek evcil hayvanlara verdiğimiz isimler Pamuk gibi, neyse tekir gibi, karabaş gibi. Büyük harfle başlar. P harfinin büyük harfle başlaması gerekiyor. Anadolu'nun kuzeyi bu mevsim yağışlı geçecekmiş. Bak burada Anadolu yer. Özel isim kesme işaretiyle ayrılmış. Kesinlikle doğru. Anadolu'nun kuzeyi yer isminden sonra bir yön söylersen burada bir yön olur. Dolayısıyla bunun küçük harfle başlaması gerekiyor. Ama Kuzey Anadolu dersen yani yer isminden önce o yön ismini söylersen orada yer adı oluyor. Büyük harfle yazabilirsin. Yarışmayı 15. sırada tamamladım ve herkese 3'er dakika dinlenme süresi verildi. Bir kere burada üleştirme var. Bunun 3'er şeklinde yazılması gerekiyor. 1, 2, 15. Bak. 15 geleneke bak. Ne ci. Ya sen buraya i harfini de yazman gerekmiyor mu? Yani burada i harfinin de gelenekler arasında olması gerekiyor. Bir diğer sorum, bir diğer cümlemiz saat 22.33'te Çankaya Köşkü için, köşkü derken buradaki K harfi lütfen büyük harfle başlasın. 22.33'te herhangi bir hata yok başkasında. Bugün buraya geldin ya, dünyalar buradaki uzaydaki gezegen olan dünyadan bahsetmiyor. Dolayısıyla D harfinin küçük ve kesme işaretinin de ortadan kalkması gerekiyor. Van kedisinin o kadar güzel gözleri var ki Van kedisi buradan da hemen bir kesme işareti. Nini de burada ayırmam lazım. Ahmet dayım ve Tülay teyzem yemeğe kaç kaldılar? Yemeğe kaç kaldılar? Çok da anlamlı olmadı ama akrabalık isimleri küçük harfle başlar. Tülay teyzem derken buradaki T harfinin küçük harfle başlaması gerekiyordu. Aşağıda büyük harflerin kullanımıyla ilgili kurallar verilmiştir. Buna göre kurallarla seçenekler eşleştirildiğinde hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor bize. Hitap kelimeleri büyük harfle başlar. Değerli konuklar, bunu eledik sevgili öğrenci. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve buna benzeyen sözcükler büyük harfle başlamaz diyor bize. Yani Leyla ve Mecnun romanı. Leyla ve Mecnun doğru. Ama romanın R harfinin burada küçükle başlaması gerekiyor. Başlamaz diyor sana burada. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz bu metinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? 4 puan değerinde bir soru. Bir akşam aldığını geri vermeyen bir arkadaşı Nasrettin Hoca'ya senden bir dileğim var demiş. Hoca adamın gene para isteyeceğini anlayarak dilekler karşılıklı önce benim bir dileğim var. Sen onu yerine getir. Sonra kendi dileğini söyle demiş. Arkadaşı tamam deyince hoca söylemiş dileğini. Gözünü seveyim benden boş para isteme. Şimdi burada bir akşam aldığını geri vermeyen bir arkadaşı şahıs var burada sevgili öğrencim. Kişi var burada. A ve C D seçeneklerini eledik. Burada bir olaydan da bahsediyor. Ama yer belirtilmemiş. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yazılımız sona erdi. Yazılıda bir puan aldın. Bizlerle birlikte paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.